Verimli bir görüşme oldu mu? Evet, toplantımız mutat toplantılarımızdan biz zaten dönem dönem Bankalar Birliği Başkanımızın başkanlığında BDT Başkanımız, Banka Genel Müdürlerimiz bir araya gelip ürün değerlendirmesi yapıyoruz. Güncel değerlendiriyoruz. Daha önce de yapmıştık. Bu da o toplantılardan bir tanesi. Dolayısıyla bankacılık sektörümüz çok güçlü ve genel değerlendirmelerimiz de bu yönde. Banka Genel Müdürlerimiz de karşılıklı birbirimizi bilgilendirdik. İyi bir görüşme oldu. Olumlu bir hava içerisinde çok faydalı bir bilgilendirme oldu. BDDK Başkanımız yine toplantıda. Zaten normalde de biz devamlı ilişki ve iletişim halindeyiz. Dolayısıyla herhangi bir problem yok. Çok güçlü bir iletişimle bankacılık sektörü Türkiye'de ve dünyada en iyi, en başarılı sektörlerden bir tanesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teşekkür ederiz. Neler vardı? Genel değerlendirmeler her zaman olduğu gibi. Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri, bankacılık sektörüyle ilgili işte yeni bir yıla giriyoruz. Yeni bir yıl öncesi. Yılın değerlendirilmesi, bankacılık sektörünün değerlendirilmesi, Merkez Bankası, BDDK'dan karşılıklı olarak görüş alışverişleri, bunlar konuşuldu. Her zaman olduğu gibi. Çok değişik bir şey yok. Efendim, teşekkür ederim. Arkadaşlar, genel değerlendirme, genel bilgilendirme içerisinde bunların hepsini konuştuk. Her şey kendi içerisinde zaten konuştuk arkadaşlarla. Bilgilendirdik faiz indirimleri olsun diğer konularla ilgili. Sektör, Merkez Bankası, BDDK birbiriyle çok uyumlu bir şekilde, çok güçlü bir şekilde iletişim içerisindedir ve karşılıklı olarak da dediğim gibi dünyanın en başarılı sektörlerinden biri olarak bankacılık sektörü bu işi yönetmektedir. Bu değerlendirmeyi zaten normal süreç içerisinde yapıyoruz. Yine aynı değerlendirmeleri, karşılıklı görüş alışverişlerimiz, taleplerini değerlendirip her zaman olduğu gibi süreç içerisinde de bunları yerine getiriyoruz, getireceğiz. Herhangi bir problem yok, herhangi bir sıkıntı yok. Teşekkür yarın, ediyorum. Yarın toplantının bir ikincisi yapılacak mı? Yani arkadaşlar, Bankalar Birliği'nin galiba süreç içerisinde, bu toplantılar daha önceden ayarlanan toplantılar. Yani böyle bir gelişmeye olağanüstü bir toplantı değil, onu öncelikle ifade edelim. Daha önceden de planlanmış olan, daha sonra da yapacağımız toplantılardan bir tanesi. Daha önce de yaptık. Dolayısıyla bu aynı şekilde. Efendim, analistler kurdaki yükselişin bankaların karlılığında değişime yaratacağını söylüyorlar. Hisselerde bazı downgrade'ler yaşandı. Bankaların sizden bir isteği oldu mu? Kısa vadede para politikasında geçen hafta yaşanan kur oynaklığının bir değişime yol açacağını dair bir malum var. Arkadaşlar, hepsini konuştuk. Bankacılık sektörü şu an Türkiye'nin en güçlü sektörlerinden bir tanesi. Dünyada da hem NPL oranlarıyla, hem öz kaynak karlılığıyla, hem sermaye yapısıyla, müşteri değerliliğiyle dünyanın en iyi sektörlerinden bir tanesi. Dolayısıyla yaşanan volatilitelerin üzerinden gelecek bir sektörümüz var. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar.